kolesterol miktarı arttığı zaman, biraz önce ne dedik, toksik miktarı da bağlanmış, öyle değil mi? Kolesterol arttığı zaman, o zaman toksisitemizde artıyor olur. Eğer bir madde korozyona uğradıysa toksik olabilir. Bu nedenle gerçek anlamda DDGA belgesiyle sunulan gerçek anlamda miyok uyumlu bir malzeme yoktur. Sadece bedenin tolere edebileceği malzemeler vardır. Toksik etkilerin oluşması ve derecesi kişisel yapım hassasiyet ve sağlık koşullarına göre değişir demiştik. Ve korozyonda restoratif maddelerin yoğunluğu ve vücutta korozyon miktarı ile ilişkili olduğunu söylemiştik. Bu korozyon miktarı ağızdaki pH, tabii ki ağız malzemelerinden bahsediyoruz. Ağız içinde kullandığımız malzemelerden bahsediyoruz. Ağızdaki pH ve ısı değişikliklerinden, gıdalardaki asitlerden ve enzimlerden etkilenir ve korozyon uğramı miktarları değişir. Ve bir alaşımın genotoksik, mutajenik ya da karsinojik etki gösterebilmesi için muhakkak korozyona uğraması gerekir. Korozyona uğramıyorsa genellikle bu etkileri görmez. Ama ortam asitikselin korozyon fazlaysa bu etkileri görürüz. Tabii bütün bunların içinde biz gene geliyoruz, nereye geliyoruz? Bağırsak pürüzü. Yani eğer bir hastanın bağırsak pürüzü bozuksa, bir aşı asitikse ya da tam tersi çok halindeyse, onda da sorun var. Ama korozyon artık asitikse de oluyor. Muhakkak sürekli bizim kullandığımız restoratif malzemelerle ilişki bir takım problemler yaşama ihtimali artar. Kıymetsiz metaller, kıymetli metallere göre korozyona daha fazla uygarlar. Örneğin klasik olarak ağzımızda yapılan, daha ucuz olduğu için yapılan krom kaplamaların içinde nikel var. Ve son derece korozif bir maddedir. Asiditeye son derece dayanıksızdır ve çok hızlı bir şekilde bedende hassasiyet yapmaya meyillidir. Belirli elementler, dentin aracılık bileşimi ne olursa olsun daha yüksek olarak iyon sağlarlar. Örneğin baktığımızda şurada işte biraz önce bahsettiğim gibi nikel çok daha fazla bir iyon savunmasına neden olur diğerlerine. Örneğin titanyumla karşılaştırdığımızda aynı asitide titanyumdaki korozyonla aynı asitideki nikel arasındaki farkı görebiliyoruz. Metaller yutularak alınan metaller ön eleme ürünlerine nörotoksinler bağırsak sistemine atılır. Ancak nörotoksinlerin içinde hipofilik olması çok önemlidir. En hipofilik, ağızda kullandığımız en hipofilik malzeme de amalgam, yani cıvıdır. Metaller hidroksil gruplarına, klor gruplarına bağlanırlar. Proteinler, polisakkarider ve nükleik asitlere kolaylıkla bağlanırlar. Yine bu sürede hücresel süreçte değiştirirler. Metiyonin sistemi ve glutatyon seviyelerini değiştirirler. Ve bu etkilerde en çok sinir membranları, sinir hücre membranları, kan beyin bari, nörotransmitterler, stokinler ve interleukinlerin üzerinde görülür. Evet, cıva hipofilik bir maddedir. En hipofilik olan maddedir. Hipofilik olması bizim için ne etki yapıyor? Hücre sarımız hipofiliktir. Sinirlerimiz hipofilik çok hızlı bir şekilde bunun üstünden ilerler cıva. Her yere çok kolaylıkla dağılır. Ve cıvaya baktığımızda da kurşundan 10 kat daha toksik olduğunu görüyoruz. Bakın çalışmalar var. Amalgam modu ile ilgili yapılan çalışmalar. 1998'de İsveç Karolinska Enstitüsü amalgamdan günde 5 ile 9 mikrogram cıva çıktığını ortaya koymuş. Bu karıştırma sırasında 1-2 mikrogram bir amalgam dolgudan ortalama açığa çıkardı. 160 nanogram oldu görmüş. Artık çok fazla görmüyoruz ama eskiden 6 çok olurdu ağzı. 6 da temas haline girsin dedi. 250 nanogram kadar bir cıva açığa çıkıyor. Polisaj yapılırken, yani parlatılırken 4 mikrogram, ıslak yapılan polisajlı 2-4 mikrogram gibi bir takım söküm sırasında 15-20 miligram gibi bir takım oranlar ortaya koymuşlar. Ne yapıyor diye, cıvanın vücuda alınması için pek çok form var ve bizim ağzımızda kullandığımız amalgam dolgularda açığa çıkan
bu da özellikle de biraz önce bahsettiğim gibi ağızda bir kötülük kalan tedavisi varsa yine cilt cıva içeridir ki cilt cıva da en yüksek oranda zararlı olan. Tıpkı çalışmalarımızda örneğin bir otopsi çalışması yapılmış. Ondan fazla amalgam dolusu olanların böbrek dokusunda 504 nanogram cıva bulunmuş. Karaciğerde 83 nanogram bulunmuş. Ve diğer bireyleri oranla da bunların çok yüksek olduğu görülmüş. Aynı çalışmada tiroid hipofiz bezlerinde cıva düzeyleri 55-200 nanogram olduğu görülmüş. Ve bu cıvanın amalgam dolumu sayısıyla da korelasyon göstermiştir. Bir başka çalışmada ağzında amalgam dolumu olan ya da olmayan dilekler karşılaştırılmış. Yüksek kan basıncı, düşük kalp basıncı, düşük hemoglobin ve düşük hematokrit düzeyleri gözlenmiş. Yani cıva konsantrasyonunun artmasıyla hemoglobin, hematokrit, kırmızı kan hücreleri önemli ölçüde düştüğü görülmüştür. Yine bir başka çalışmada MS tanısı almış 32-46 yaş arası 7 kadın hastaya işitme testi uygulanmış. Ve daha sonra ağızlarında var olan tüm amalgam dolumlar değiştirilmiş kompozitle. Ve 6-8 ay sonra tekrar yapılan işitme testinde 7 hastanın 6'sında sağ kulakta belirli işitme artışı, 5'inde de sol kulakta iyileşme görülmüş. Ve MS hastalığı hep MS hastalığı